Arkadaşlar süreli bir 6-7 dakikalık bir şiir okuyacak. Şafak Türküsü'nün bölümünü mü okuyacak? Şimdi şöyle. Anne arkaya gelsin. Anne fonda olsun. Hep o çalsın arkadaşlar ve Nevzat Çelik Ya Şafak Türküsü'nü okusun. bugün Halk TV görkemli hatıralarda olacağımıza dair duyuru yaptığımda Facebook, Twitter'dan çok fazla sayıda yine mi yine ağlayacağız mesajları geldi. Hayır arkadaşlar. Ya niye ağlıyorsunuz? Hayat yeterince zor. Okuduğumuz şiirler direnç şiirleri, umut şiirleri, devrimci şiirler, her aşk şiiri devrimcidir zaten. Şimdi Şafak Türküsü'nü zaten burada iki kez tamamını okuduğumuz için bunu yapmayalım. İki kısa şiirle şiir faslını tamamlamış olalım. Ama şunu söylemek zorundayım. İstanbul Sözleşmesi dediniz. Evet, bir gece kararnamesiyle, genelgesiyle çöpe atılabiliyor. Bu ülkede milletvekili din dokunulmazlığı kaldırılabiliyor. Yaka paça gözaltına alınabiliyor, cezaevine atılabiliyor. Taksim Gezi Parkı gibi bu ülkenin insanların hafızasında çok önemli yer tutan o mülkiyet Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp bir vakfa, bir dinci vakfa verilebiliyor. Bunlar çok korkunç şeyler. Değil mi? Şeyden anayasanın kaldırılması teklif edilebiliyor bir parti genel başkanı tarafından. Anayasanın kapatılması istenebiliyor. İşte bir yasa önerisi reddediliyor. Saymayız diyorlar, yeniden gündeme getiriyor. Bunlar çok korkunç şeyler. Bunların olmaması gerekiyor. Bu şekilde gidemez. Gitmemeli. O Şöyle yüzden alalım Nevzat Çelik, şöyle alalım şiire de be geçelim şöyle şöyle. Evet, anne orada görünsün. Şiirle devam o edeceğiz. yüzden ben itirazın iki şartını yeniden paylaşacağım sizinle. Çok olmadığımız kesin. Çok olan tarafta değiliz. Çok olan tarafta olmayacağız. Türkiye'de Alevi olacağız. Kürt olacağız. Kürtlerde Ermeni. Ermenilerde Süryani. Gidip Almanya'da Türk olacağız. Hollanda'da Surinamlı, Fransa'da Cezayirli, İran'da Azeri. Amerika'da zifiri zenci olacağız. Çoğalan zencide mutlaka Kızılderili. İsrail'de Filistinli, köpeğin karşısında kedi, kedinin karşısında kuş olacağız. Kuşun karşısında börtü böcek. Hakemler hep karşı takımı tutacak ve biz hep 7 kişiyle tamamlayacağız maçı. Çiçeklerden kameli olacağız. Az kolumuzun tarafında solda olacağız. Bu itirazın ilk şartı. Solda da az olacağız. Devrimi çoğaltırken çünkü bir başka devrime hızla azalacağız. Bu da itirazın ikinci şartı. Bir şiir ama ben şunu istiyorum. Şimdi annenin görüntüsü sevgili Nevzat Çelik çok güzel görüyor. Şafak Türküsü'nden hepsini değil, senin en sevdiğin bölümleri okumanı istiyorum. Bak annenin saçlarına, anneciğin orada görünürken Bahri annemin ellerinden öpüyorum ben de. Müdahaleyi yaptım ben, annemin ellerinden öptüm. Çalışayım. Ama açalım o sesi arkadaşlar. O şiir öyle bir şey ki o şiiri başından alıp o böyle yükselerek gider. O yüzden zorlanacağım. Beni burada arama anne. Kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş. Koparma anne. Ağlama. Kırıldıysa düş evinin kapısı. Bütün kırık kapıların çağrılısıyım. Kızların yanaklarında çukurlaşan, biten, başlayan aşkların ortasındayım. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan.
Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle beni anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Umarım kurtuluş haberleriyle dönmüş olur çam ve kekik kokular içinde acı yüzlü çocuklar. O zaman nasıl indirilmişlerse şen şakrak, öylece kalkar uykudan şalterler, dişleyip tükürmeden sigaralarını türkü tadında giyinirken eşçiler. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım, koynunda çiçekler, çiçekler içinde bir ülke getirirler başlarını koymak için yorgun dizine. Sen hazır tut dizini anne o mükemmel güne. Ağzına sağlık. Bir anne şiirini okumasaydık olmazdı. Üçüncü bölümde bir şiir daha alırız belki Nevzat Çelik. İyi, o zaman borcun olsun. Ya borcum evet. Tamam. Şöyle dur mikrofonu gidene kadar yine sende dursun. O zaman ne söyledin izleyiciler duysun? Bir şiir borcun olsun dedi. Tamam. Onu okuyalım. Tamam. Bir de anı dinleyeceğiz üçüncü bölümde. Evet. Bir değil mi? Geliyor. Bir ağlatmak yok. Güleceğiz. Hatta anneyi, annemden anlatır mısın? Bir... Onun da bitirelim o zaman bu bölümü. Annenden bir anıyla. Tamam, öyle yapalım. Şimdi buraya gel burada anlat Nevzat Çelik. Benim güzel annem tabii şu an demans, Alzheimer durumunda. Fakat zaman zaman müthiş şeyler, çok zekice, inanılmaz espriler yapıyor, çok şaşırıyoruz. Bilir insanlarımız, Alzheimer olunca bütün alışkanlıklar değişiyor, bambaşka bir kişilikler ortaya falan çıkıyor. Şimdi annem diyor, tabii o tür şeyler var. Kendine çok bakan bir kadın. Ne bileyim işte havlu kullanmaz, hani yüzünün yıpranacağını düşünür, öyledir. Bir arkadaşımız gelmişti, aşçı bir arkadaşımız, bir süre bizde kaldı, Ayvalık'ta. Annem sebzeden biraz uzaklaşmaya başladı. O böyle pilav olsun, makarna olsun, börek olsun onları çok seviyor. İşte anne sebze çok iyidir, sağlığa yararlıdır, genç tutar falan diyoruz ama yemiyor bizim şeyi. Bir gün işte arkadaşımız böyle taze fasulye yapmış, işte pilav yapmış yanında, salata var. Annem böyle pilavı yedi, böyle fasulyeyi ittiriyor. Şimdi ben arkadaşıma dedim ki, ya söyle dedim işte taze fasulye cilde çok iyi gelir, gençleştirir, güzelleştirir. Şimdi başladı arkadaşımız anladı, gerçekten de mutfağı çok iyi ve anlatıyor. Şöyle sağlıklıdır, şöyle bilmem nedir, annem böyle baş önünde dinliyor. Bir taraftan hala fasulyeyi ittiriyor. Anlattı. Annem şöyle kaldırdı başını. O zaman çirkinler yesin dedi. Teşekkür ederim.